Günaydın Trakya Türk TV izleyenleri. Bugün yine bir başka sabah programında beraberiz ama bugün yalnız, tek başıma kaldım. Yaşar Bey'in annesi rahatsızlanmış. Buradan acil şifalar diliyoruz kendisine. Ondan dolayı son dakikada haber verdiği için bu şekilde programa dahil olmak durumunda kaldık. Evet, bugün beraber birçok konulara değineceğiz. Her ne kadar burayla ilgili fazla yorumlar yapamasam da haberlerle beraber fikirlerimizi beyan edeceğiz. WhatsApp numaramızdan bize ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz veya bizi izlerken de program içerisinde bizlere mesajlarınızla katılabilirsiniz. Hemen biz haberlerimizi girişini yapalım. Sabah gazetesi, damadım artık canımdan parça. Çin teröristlerden temizlediği doğal eteklerini. İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları Moskova'dan sesledi. Vazgeçilmez Vota Türkiye. Evet, bugün yine yerel basınla devam ediyoruz. Tekirdağ'ın Trakya Demokrat Gazetesi'nin yine sayfasında, manşetinde başlayalım isterseniz haberlerimize. Buğdayda pas, ayçiçeğinde köse hastalığı tespit edildi. Çiftçiler endişeli diye bir başlık var. Evet, neden endişeliler? Hemen okuyalım isterseniz. Tekirdağ'da buğdaylarda pas hastalığı, ayçiçeğinde ise köse hastalığı tespit edildi. Buğdayları hastalığa yakalanan yukarı kılıçlı mahallesinde konuştuğumuz çiftçiler hastalığı önemsemeyerek büyük zarara uğrayacaklarını söylerken ayçiçekleri köse hastalığına yakalanan Yağcı mahallesinde çiftçiler de zarar edecekleri endişesi yaşıyor. Evet, biraz buraların henüz semtlerinin, yerlerinin adlarını bilmediğim için biraz eksikliğim olabilir. Bundan dolayı da özür diliyorum. Evet, buğdayda her şeyde bu dönemde gerçekten pandemi sürecinden bu yana işte hayvanlarda, insanlarda, doğada ve yediğimiz gıdalarda, ektiğimiz şeylerde ciddi anlamda sıkıntılar oluşuyor. Bu konuyla alakalı yine pas hastalığı görülen mahalleler Semenli, Hacıköy, Ferhat Darılı, Ahmet Dikli, Kaşıkçı, Kazandere, Karaca Murat, Demirli, Yağcı, Bıyık Ali, Osmanlı, Banarlı, Karaca Kılavuz, Kara Hilal, Kara Bezirgan, Ortaca, Mahramlı, Yukarı Kılıçlı, Aşağı Kılıçlı, Nusrat Takı, Karahisarlı, Yahya Paşa, Yazır ve Avşar ve Çanakçı. Köse hastalığının görüken mahalleler diye Husumlu, Karaevli, Gazioğlu, Köse İlyas, Kılavuzlu, Kayı, Gündüzlü. Evet, buralarda hastalığın görüldüğü tespit edilmiş. Bunun dışında ben size hemen başlıkları okuyarak bildiğim konular üzerinde yorum yapayım. Bilmediğim konularda da en azından başlıklarını okumuş olayım. Küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor. Tekirdağ'da av yasasının dışında olan küçük tekne balıkçıları tekir mesaisine devam ediyor diye bir başlık var. Yine CHP'den Başkan Yüksel'e 19 Mayıs'ta nereye saklanıyorsunuz denilmiş. Tekirdağ'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 19 Mayıs törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in katılımına dikkat çeken CHP'li Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı sahte Atatürkçülük ve milliyetçilik ile maskeleri bir kez daha düştü sözleriyle eleştirdi. Evet, gerçekten siyasetçilerin ana anını tutmuyor. Yani bir bakıyorsunuz birbirlerine güzel jestler yapıyorlar. Bir de bakıyorsunuz gerçekten hiç ağza alınmayacak ya da yorum yapılmayacak konularda
sıkıntı yaratıyorlar. Yani bu konuda vatandaş bir şey söyleyemiyor. Kendine çok rahat takılıyorlar, söylüyorlar, eleştiriyorlar. Yani hukuksal süreçte birbirlerine dava açıyorlar. Ama vatandaş ufacık bir şey söylediği ya da sosyal medyada yazdığı zaman direkt hedef olabiliyor. Yani yine arada kalan halk oluyor, vatandaş oluyor. Evet, aslında güzel bir jest yapmıştı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Kravatında ben Cüneyt Yüksel'i yanımda taşıyorum demişti. Evet, kravatını ters çevirdiğinde Cüneyt Yüksel'in adını yazdığı bir kravatı yanında taşıdığını göstermişti. Çok da güzel bir ilgi odağı olmuştu, güzel ses getirmişti. Evet, yine İYİ Parti'den Bulgaristan Türklerine anlamlı ziyaret demiş. Evet, anlamlı ziyarette bulunmuşlar. Böyle dışarıyla da bağlantıda olmak gayet güzel. Evet, sayın yönetmenim, nasıl gidiyoruz bilmiyorum ama gayet olumlu olumsuz yine şeyi yaparız. Yani programla ilgili herhangi bir şey olursa, uyarıda bulunursanız da sevinirim. Mekadon Kulesi restorasyonla Edirne'yi panoramik görme imkanı sunacak diye ayrıca bir başlık var. Yine kapaklı futbol sahası tesisi törene açıldı diye bu haberi daha önce vermiştik sizlere. Evet, Ferhat Göçer Ergene'yi sallamış. Yine bir konser konusu var. Evet, zaten Kiraz Festivali başlangıcında sanatçılar gelecek. Ciddi anlamda bir izdiham olacağını düşünüyorum bu katkı anlamında. Yine Nişancı'dan Çerkezköy ziyaretleri diye Gelecek Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Nişancı ve il temsilcileri Çerkezköy'de ziyaretler gerçekleştirdi diye başlıkları okuduk. Dilerseniz başka bir gazeteye geçelim hemen. Evet, Şafak Gazetesi'ne bakalım. Bu arada arkadaşlar, göz problemim olduğu için bazen fazla küçük yazıları okuyamıyorum. Ondan dolayı da beni affedin diye düşünüyorum. Çünkü önlemsiz, tedbirsiz böyle dakikada programa girince son dakika en azından bir gözlük falan değerlendirmesi yapardık diye düşünüyorum. Evet, Yalı Sokak yıllar sonra trafiğe açıldı diye yine bir başlık var Tekirdağ Şafak Gazetesi'nde. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde sahil polis evi önünde bulunan beton bariyerler uzun bir aranın ardından yerinden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı demiş. Yine haberde trafiğe, evet, trafik önemli. Süleymanpaşa'da balıkçılara müjde. Artık kayıklarını rahatlıkla denize indirip bindirecekler diye bir başlık var. Süleymanpaşa Belediyesi balıkçıların en büyük sorunlarından birini daha çözülüyor. Balıkçılar kayıklarını artık daha rahat indirip bindirecek diye bir haber. Evet, sahilin özellikle bu konuda teknelerle alakalı görselliklerin turizm bölgesi olmasından kaynaklı da gerektiğini düşünüyorum. Nusret Müze Gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı demiş yine bir manşet. Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ziyarete açıldı diye yine bir başlık var. Evet, asıl manşette Tekirdağ turizmde daha hızlı adımlar atmalı diye bir açıklama. Evet, kimden yapılmış hemen okuyalım.
TÜRSAP ve TTDİT Başkanı Orhan Çelebi ile Tekirdağ'ın turizm potansiyeli ve turizmde atılacak adımlar üzerinde gazetemiz muhabiri Adil Biş bir röportaj gerçekleştirdi. Sorunlarımıza iştenlikle cevap veren Çebi, gelen turist sayısını 4-5 kat arttırabiliriz. Yeter ki kenti yönetenler buna inansın dedi. Evet. İdil, İbiş, Tekirdağ ziyaret eden turist sayısı geçen gün artıyor. Gün geçen gün artıyor. Yurt dışında yapmış olduğumuz tanıtım çalışmalarının karşılığını alabildiniz mi diye bir soru sormuş. Orhan Çebi, bir dakika. Trakya'yı tanıtmak için yaklaşık 45 gün Bulgaristan'da tur operatörleri ile yüz yüze görüşmeler yaptık. Alışveriş turizmi için İstanbul ve Tekirdağ'ı ziyaret eden Bulgar turistlere özellikle Tekirdağ tüm yönüyle anlattık. Bugün şehrimizi ziyaret eden turistler sadece alışveriş için gelmiyor. Gelmiyorlar. Hazırladığımız programlar içinde yer alan Tekirdağ Bağ Rotası, müzeler, sahilde yöresel lezzetler ve canlı müzik eşliğinde eğlence, tarihi yalı hamamı ve Marmara Denizi de turistlerin ilgisini fazlasıyla çekiyor demiş. Evet, bir röportaj olarak sorulu cevaplı yapılan bir haber. Bununla alakalı ikinci bölümde biz Kültür ve Turizm Müdürümüz Ahmet Hacıoğlu'yla bu konuyla ilgili bilgilerini alacağız. Bilgilendirmek adına sizlerle bir paylaşımda bulunacağız. Trakya Belediye Zabıtaları İstişare Toplantısı Hayrabolu'da yapıldı diye yine bir başlık var. Hayırlı olsun. Başkan Sarıkurt, Çorlu'muza kültür yatırımı istiyoruz demiş. Evet, kültür yatırımı her yerde gerekli. Kültür bizim geçmişimizi ve geleceğimizi bir arada tutan değerlerimiz, zenginliğimiz ve bunlara gerçek anlamda sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben tek başına olunca böyle bir şey moduna girdim. Hemen okuyayım da geçeyim gibi yorumlar yapamıyorum. Konuşma yapamadığımı hissettim bir anda. Ve özellikle gazeteye odaklanmaya çalışıyorum ama yani burada da fark ediyorum. Kendime de bir öz eleştiri yapmış olayım. Biraz dikkat dağınıklığı yaşadığımın farkındayım. Çünkü gerçekten programa bu şekilde başlayacağımı ve hazırlıksız bir şekilde bunu sizlerle paylaşacağımı bilmiyordum. Umarım güzel bir program olur. Siz de güzel bir keyif alırsınız. Öz eleştirilere tabii ki açığız. Ekmeğe yine zam. Evet, ekmeğe her şeye olduğu gibi ekmeğe de yine zam var. Dolar kurunun tekrardan yükselmeye başlaması, un, yağ, şeker gibi temel gıda ürünlerine zam gelmesi Tekirdağ'da ekmek fiyatlarının tekrardan artmasına neden oldu. Evet, ne olacak bu hal? Evet, yetkililer duyuyor mu? Neden? Detayına bakalım haberin. İhtiyaç sahipleri vatandaşlarının yararlanması için Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'nın birçok mahallesinde kurulan halk ekmek fiyatlarına da zam geldi. 1,5 TL'den satılan halk ekmek 2 TL'ye çıktı. Tekirdağ Esnafı ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nde aldığımız bilgiye göre ise fırınlarda 3 TL'den satılan ekmek bu hafta içerisinde 3,5 TL'den satışa geçecek. Ticaret Sanayi Odası'na bağlı esnaflar ise birçok bölgede 3,5 TL'den satmaya başladı. Evet, Ertan Gence'nin yapmış olduğu bir haber. Fırıncı esnaflarından Gökhan Değirmenci, Ticaret Sanayi Odası'nın ekmek tarifleriyle ilgili karar
11 Mayıs 2022 tarihi onaylandı. Fırıncı arkadaşlar neden her defasında hain olarak görülüyor? Anlamış değilim. Böyle düşünen arkadaşlarla bir gün girdi çıktı, maliyetleri beraber gözden geçirelim. Şunu da belirteyim, bu şekilde devam ederse çoğu fırıncı kepenk kapatmak zorunda kalacak dedi. Evet, gerçek anlamda una, şekere, yani şekerle gerç ekmeğin şeyi yok ama yani her şeye zam olunca doğal olarak esnaf da bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Yıllar öncesinde yapmış olduğum evet fırıncılar odasıyla ilgili programlarda veya diğer esnaf odalarıyla ilgili meslek gruplarında yapmış olduğum programlarda gerçek anlamda sıkıntılar büyük, had safhada. Kolay olmuyor. Özellikle fırıncıların 7-24 yani hiç izin yapmadan, tatil yapmadan, dinlenmeden, uykusuz sabahlara kadar ekmek pişirmeleri ayrı bir yani meziyet, fedakarlık diye düşünüyorum. Evet, Devrim Gazetesi'ne bakalım. Tekirdağ'da oyu artan tek parti İyi Parti demişler. Yani herkese göre değişir. Normalde tabii ki yüzdeliklere göre değerlendirmişler. ORC Siyasi Eğilimler Araştırmacı raporuna göre Tekirdağ'da İyi Parti 2018 seçimlerine göre oyunu artıran tek parti oldu. Evet, bakalım açıklamasında neler yazıyor. Yükselişimiz devam edecek. İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya, milletimizin teveccühüyle yükselişimiz devam edecek ve yakın zamanda şehrimizin siyasi dengesi tamamen değişecek. Bizlere inanan, güvenen ve destekleyen tüm cesur yürekli iyililere sonsuz teşekkür diye konuştu. Evet, tabii ki halkın iradesi farklı. Yani genelde partisel olarak bakmıyorlar. Kimi seviyorlarsa veya hangi lideri daha çok seviyorlarsa bugüne kadar gene yani siyasetin şeyini, nabzını o belirlemiştir. Şimdi büyük ihtimalle yani sevilen siyasetçiler arasında Meral Akşener'in olması oy potansiyelinin de artmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Özellikle bir kadın olması, bir anne olması da bir dezavantaj olarak değerlendiriyorum. Ülkemiz ve vatanımız için hayırlısı kimse, kim oluyorsa, gerçek anlamda vatanını, milletini, bayrağını seven, yani başımız gözümüz üstüne. Siyaset, evet, çoğu insanlar diyorlar yani kirli. Evet, siyaset kirli. Ama kim kirletiyor? Bizler kirletiyoruz. Kirletmemek de bizim elimizde tabii ki. Burada amaç millete hizmetse, devlete hizmetse, hizmet de hak içinse o zaman herkes taşın altına elini koymalı ve hizmetini doğru bir şekilde yapmalı diye düşünüyorum. Bu Tekirdağ olsun, İstanbul olsun ve Türkiye genelinde olsun. Yönetmek, herkes evet lider olamıyor, yönetici olamıyor ama o da ayrı bir meziyet. Parklar açık hava meyhanesine döndü diye bir başlık var. Çorlu Şehit Sedat Uysalcan Parkı'nda alkollü şahısların içki içip çöplerini gelişigüzel bırakması vatandaştan büyük tepki çekiyor. Çorlu Belediyesi temizlik ekibi görevini yapıyor. Temizliyor ancak onlar batırıyor. Mahalle sakinleri son yapılan kapsamlı temizliğin
ardından çirkin manzaraların son bulmasını istiyor. Evet, bu genelde Tekirdağ'ın birçok yerinde ben de karşı karşıya kalıyorum. Özellikle sahilde böyle köhne olan veya işte fazla vatandaşın gitmediği ama manzarasının çok güzel olduğu, hatta şu şey de söyleyebilirim, yine Hürriyet Mahallesi'nde bir Atatürk Parkı var, çok güzel. Ve oranın özelliği de sonradan öğrendim, bakıyorum hemen hemen her gün birkaç kez orada davul zurna çalıyor. İşte halaylar çekiyorlar, gelinlik giymiş işte evli çiftler geliyor. Tabii ki merak ettim, sordum. Dediler ki ya düğüne gitmeden, salona gitmeden önce gelip burada işte davul zurna çalıp bir halay çekiyorlar, ondan sonra düğüne gidiyorlar diye söyleniyor. Bu bir gelenek haline gelmiş. Gerçekten güzel bir gelenek. Atanın huzurunda, o parkta, açık alanda öyle evini ziyaret eder gibi ya da gelinin evden çıkarması gibi adet edinilmiş. Güzel adetler ama oranın da gerçek anlamda bazen gördüğüm kadarıyla bakımsız haliyle işte alkol alıp atanları, işte çevreyi kirletenleri de görüyorum. Bununla alakalı da gerekli önlemlerin yetkili birimlerin alacağını düşünüyorum. Özellikle Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağlı. Buradan da duyurmuş olalım. Evet, yine gazete başlıklarına devam edelim. Kuraklık ve sulama masaya yatırıldı diye yine Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi'nde katılan Profesör Doktor Halim Orta, Kuraklık Sulama ve Gıda Güvenliği isimli sunumunu yaptı. Profesör Orta ayrıca 40 ayrı ülkeden 140 yabancı, 250 yerli bilim insanının katıldığı kongrede oturumlara başkanlık yaptı. Evet, yine polisten kaçamadı diye ayrı bir suç haberi. O tarz haberler evet biraz insanları geriyor. Çünkü haberleri açtığımızda ulusallarda birçok yerde bakıyoruz. Gerçek anlamda güzel bir şey göremiyoruz. Yani sürekli şiddete yönelik ya da cinayetlere yönelik ya da kazalara yönelik. Yani nereye varıyoruz, nereye gidiyoruz bilmiyorum. Yani bu açıkçası her yerde olan şeyler. Özellikle de evet Tekirdağ'da da bu tarz şeyler yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Özellikle trafik canavarları var. O konuda da gerçekten ben hani korkuyorum araçla yola çıkmaya. Çünkü anında böyle bir bakıyorsunuz ya, motosikletle ya da bir araçla makas atarak sizi tedirgin edebiliyorlar. Ya da özellikle bayan olmanız da büyük bir etken oluyor bu konuda. Ve bayanların direksiyonda gördüklerinde direkt üzerinize sürüyorlar. Yani ne kadar büyük bir saygısızlık ve büyük bir tehlike oluşturuyor aslında. Düşünün ki o insan fevri olarak ani bir harekette bulunmuş olsa, yani kazaya sebebiyet vermiş olacak. Bundan dolayı da biraz daha özellikle bay sürücülerden rica ediyorum, bayanların direksiyonda olduğunu gördüklerinde biraz daha böyle hoşgörülü olsunlar, normal hayatlarında olduğu gibi. Evet, Avrupa Gazetesi'nde yine bir manşet. Damla projesi kapsamında gönüllü gençlere ağırladı diye bir başlık var. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Damla projesi kapsamında gönüllülük faaliyetleri yürüten gençleri ağırladı. Evet. Damla Gönülleri Hareketi diye de güzel bir paylaşım. Büyük ihtimalle bu spor neyle alakalı? Tekirdağ ili yine gönüllülük faaliyetleri hakkında bir açıklama yapmışlar burada. Bakalım isterseniz. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon
Müdürlüğü tarafından yürütülen Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelerek Tekirdağ ilinde gönüllülük faaliyetleri yürüten gençleri valilik YİKOP toplantı salonunda kabul etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ ili ve gönüllülük faaliyetleri hakkında gençlerle sohbet etti. Tam olarak açıklaması yine yapılmamış ama büyük ihtimalle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da ziyarete gençler gönüllülük faaliyetleri sırasında edindikleri deneyimlerini ve duygularını anlattılar ve Tekirdağ ilinde bulunmuş olmaktan duyguları, memnuniyeti ifade ettiler. Duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ziyarete Vali Yardımcısı YİKOP Başkanı Murat Eren Süleyman Paşa Kaymakamı Harun Kaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün yer aldı diye devam etmişler. Evet. Keşanlılar Gençlik Konseri ve Kortejinde buluştu. 19 Mayıs kutlamalarıyla alakalı yapılan bir etkinlikten bahsediyor. Ergene'de Ferhat Köçer konseri düzenlendi diye yine ayrıca değinilmiş. Evet, Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekildi. Yine aynı konular gündemde, 10 bin dekar şeklinde. Tekirdağ'da tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu toprakla buluşturuldu. İl genelinde 350 çiftçiye dağıtılan hibrit ayçiçeği tohumuyla 10 bin dekar alanda ekim yapıldı. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ'da 3 bin kilogram tohum dağıtıldı. Bunun %25'i çiftçi destekli, %75'i devlet hibesi olarak karşılandı dedi. Evet, %25 çiftçi destekli, %75 destek devletten gelmiş. Güzel bir dayanışma. Umarım çiftçi için de üreten ve tüketenler için de hayırlısı olur diye düşünüyorum. Çorlu'da 19 Mayıs kutlamaları yine devam ediyor, etmiş. Evet, Şarköy'de yine 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. Her yerde kutlamalar yapılmış. Türkan sayılan toplumsal eşitliğe inanmıştır diye yine bir Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği tarafından açıklamada bulunulmuş Şerkezköy'de. Evet, başka gazetelerimiz var mı? Serkan Bey, sesiniz çıkmıyor. Ben biraz, evet, dediğim gibi hazırlıksız olunca böyle biraz ilkokul çocukları gibi kemkümlüyorum. Burada bunu kabul ediyorum. Bunu kabul etmek de bir erdemliktir bence ya. Değil mi? Dürüst olmak her zaman insanı kazandırır. Yalan söylemek ya da olduğundan farklı konuşmak bana göre değil. Ben netim. Net olduğum için de eksiklerimi hatamla, kusurumla, günahımla, sevabımla söylüyorum. Evet, Haber Gazetesi Çerkezköy. İstersen bir iki tane de ondan okuyalım. Ondan sonra bir reklam arası diyelim. Bu işin Çerkezköy'ü sarayı yok demiş. Evet, neden Çerkezköy'ü sarayı yok diye bir bakalım. Yaklaşık 17 ay önce Çerkezköy'den Tekirdağ'a başlayan toplu taşıma ile hizmeti vermeye başlayan SS162 nolu Çerkezköy Zirve Kooperatifi'nin faaliyetleri yargı tarafından durduruldu. Sarayda uzun yıllardır taşımacılık yapan bir kooperatifin itirazını değerlendiren mahkemenin kararı doğrultusunda SS162 nolu Çerkezköy Zirve Kooperatifi'nin faaliyetlerinin durdurulması sonucu Çerkezköylü vatandaşlar günlerdir Tekirdağ hem aktarmalı
hem de daha fazla ücret ödeyerek ve daha uzun sürede gitmek zorunda kalıyor. Evet, bu gene vatandaşı etkileyen bir sorun. Özellikle yargıya yansıyan bir unsur var ve bununla alakalı çözülmesi gereken, yetkililerin daha doğrusu çözmesi gereken sorumlulukları üstlenen kişilerin vatandaşa mağdur etmek tabii ki doğru değil. Burada hizmet vatandaşa yapılıyor. Yani devlet de yapsa, yani özel sektör de yapmış olsa sonuçta halka hizmet ediyor. Halka hizmetin daha rahat ve daha sağlıklı olması adına, daha doğru şekilde yapılması adına düşünülüyorsa, iki tarafında bu konuda sorunları çözücü bir noktada buluşması gerekir. Yani bu sorun vatandaşı ilgilendirmiyor ama vatandaş mağdur oluyor. Bununla alakalı da çözümler, evet, şurayı okuyayım isterseniz, okuyabileceğim kadarıyla. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Çerkezköy'ün öksüz evlat gibi bırakıldığını söyleyen Kosova, biz İl Trafik Komisyonu'nun kararlarıyla hizmet veriyorduk. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerinin kararıyla kazandık. Biz Büyükşehir'den önce var olan bir kooperatifiz. Ama maalesef ki çok çetrefilli bir hizmet dönemini yaşadık. Biz istesek onlar da aynı geminin içindeler. Bu gemi battığında ne onlara ne Tekirdağ esnafına yaranacak ama anlamıyoruz kendilerini dedi. Evet, yani iki tarafında Büyükşehir'le alakalı sorunun olduğunu ve ikisinin de aynı gemide olduğunu, sonuçta birinin yaşayacağı sorunun diğerinin de mal olabileceğinin açıklamasını yapmışlar. Evet, bugün yine olan vatandaşı oluyor, vatandaşı da düşünelim demişler. Yerel gazetelerde okumamız gereken başka gazete kaldı mı? Devrim gazetesini okuduk. Evet, tamamen gazeteleri okumuş olduğumu düşünüyorum. Evet, sevgili izleyenler, bugün dediğimiz gibi tek başıma programı son dakikada aldığım için biraz hazırlıksız yakalanmış oldum. Bundan dolayı da eksiklerimizden dolayı sizlerden özür diliyorum tekrar. Umarım bundan sonraki programlarda daha böyle bangır bangır canlı bir şekilde program içeriğini oluşturarak gazetelerimizi size sunmaya çalışacağız. Bunlarla ilgili de yorumları ikinci bölümde istersen zaten bir telefon bağlantımız var. Özellikle turizmle ilgili yaz geldi ve insanlar akın akın Tekirdağ'a geliyor. Bununla alakalı da bizim Kültür ve Turizm Müdürümüz Ahmet Hacıoğlu sizlerle telefon bağlantısıyla bizim programımıza katılacak ve sizlere bilgi verecek. Bundan dolayı da bizden ayrılmayın diyorum ve bir reklam arası. Başından beri bu şekildeydi. Vizyonumuzu bozmadan çok şükür bu zamana kadar geldik. Lezzet konusu bizim için çok önemlidir. Lezzete dikkat ederek devam ediyoruz çalışmalarımıza. Cemiyetlere ve mevcut pilavlarına toplu yemek hizmetlerimiz var, toplu pilav hizmetlerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, catering olarak tüm catering hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Düğünlere, düğün salonlarına order tabakları hazırlıyoruz. Organizasyonlarla çalışıyoruz.
Atalay koşuyor. Atalay götürdü. Atalay aldı topu. Gol mü gol? Gol. Saruhan gol attı. İşte bize ne diyoruz? 12 indirdi 9 vurdu. Kardeşim ortayı yaptırmayacaksın. Suat ileri attı. Atalay'a doğru ama offside. Orada hoca hata yapabilir. Hani oyuncunun ne vereceğini bilmiyorsun. Geliyor sahaya, kötü oynuyor. Bir kez kötü. Trakya Türk TV'de İşte Kariyer programında sizlerle birlikte olacağım. Olabilir. Türlü olanaksızlıklar içerisinde kendini var etmeye çalışan bir devletten söz ediyoruz. Dostlar, Tarım Ekspres programına uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Bugün Sarıyer'deyiz. Organik bir bahçedeyiz. Öncelikle kendime, aileme ve yakın dostlarıma sağlıklı gıdalar sebzeler, meyveler yetiştirmek üzere bir amaç edindim. Gerçekten bir tasarım harikası. 11-12 ayda dünyaya geliyor. Biz mevcut olan atları en sağlıklı bir şekilde bakımlarını yapıyoruz. Güzel pazar yeri istiyoruz. Bakalım. Rahat edelim.
Atalay koşuyor. Atalay götürdü. Atalay aldı topu. Gol mü gol? Gol. Serhan gol attı. İşte bize ne diyorsun sen? 12 indirdi 9 vurdu. Kardeşim ortayı yaptırmayacaksın. Suat ileri attı. Atalay'a doğru ama offside. Orada hoca hata yapabilir. Hani oyuncunun ne vereceğini bilmiyorsun. Geliyor sahaya. Kötü oynuyor. Ya, ikiniz kötü. İşte Kariyer programında sizlerle birlikte olacağım. İki gün önce seçim vardı. Türkiye'de beka vardı, seçim vardı, şu vardı, bu vardı. Güzel pazar yeri istiyoruz kapalı. Rahat edelim. Beri bu şekildeydi. Vizyonumuzu bozmadan çok şükür bu zamana kadar geldik. Lezzet konusu bizim için çok önemlidir. Lezzete dikkat ederek devam ediyoruz çalışmalarımıza. Cemiyetlere ve mevcut pilavlarına toplu yemek hizmetlerimiz var. Toplu pilav hizmetlerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, catering olarak tüm catering hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Düğünlere, düğün salonlarına order tabakları hazırlıyoruz. Organizasyonlarla çalışıyoruz.
Atalay koşuyor. Atalay götürdü. Atalay aldı topu. Gol mü gol? Gol. Serhan gol attı. İşte bize ne diyorsun sen? 12 indirdi 9 vurdu. Kardeşim ortayı yaptırmayacaksın. Suat ileri attı. Atalay'a doğru ama offside. Orada hoca hata yapabilir. Hani oyuncunun ne vereceğini bilmiyorsun. Geliyor sahip, kötü oynuyor. Ya, bir kez kötü. Saat 15'te Trakya Türk TV'de İşte Kariyer programında sizlerle birlikte olacağım. Onları değil. Türlü olanaksızlıklar içerisinde kendini var etmeye çalışan bir devletten söz ediyoruz. Dostlar, Tarım Ekspres programına uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Bugün Sarıyer'deyiz. Organik bir bahçedeyiz. Öncelikle kendime, aileme ve yakın dostlarıma sağlıklı gıdalar sebzeler, meyveler yetiştirmek üzere bir amaç edindim. Gerçekten bir tasarım harikası. 11-12 ayda dünyaya geliyor. Biz mevcut olan atları en sağlıklı bir şekilde bakımlarını yapıyoruz. Thank you.
Atalay koşuyor. Atalay götürdü. Atalay aldı topu. Gol mü gol? Gol. Saruhan gol attı. İşte bize ne diyorsun sen? 12 indirdi 9 vurdu. Kardeşim ortayı yaptırmayacaksın. Çok güzel. Suat ileri attı. Atalay'a doğru ama offside. Orada hoca hata yapabilir. Hani oyuncunun ne vereceğini bilmiyorsun. Geliyor sahaya. Kötü oynuyor. Ya. İkiniz kötü. Saat 15'te Trakya Türk TV'de İşte Kariyer programında sizlerle birlikte olacağım. Önce seçim vardı. Ülkede beka vardı, seçim vardı, şu vardı, bu vardı. Gel pazar yeri istiyoruz kapalı. Rahat edelim. Başından beri bu şekildeydi. Vizyonumuzu bozmadan çok şükür bu zamana kadar geldik. Lezzet konusu bizim için çok önemlidir. Lezzete dikkat ederek devam ediyoruz çalışmalarımıza. Cemiyetlere ve mevcut pilavlarına toplu yemek hizmetlerimiz var, toplu pilav hizmetlerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, catering olarak tüm catering hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Düğünlere, düğün salonlarına order tabakları hazırlıyoruz. Organizasyonlarla çalışıyoruz.
Atalay koşuyor. Atalay götürdü. Atalay aldı topu. Gol mü gol? Gol. Serhan gol attı. İşte bize ne diyorsun sen? 12 indirdi 9 vurdu. Kardeşim ortayı yaptırmayacaksın. Suat ileri attı. Atalay'a doğru ama offside. Orada hoca hata yapabilir. Hani oyuncunun ne vereceğini bilmiyorsun. Geliyor sahaya. Kötü oynuyor. Bir kere kötü. Saat 15'te Trakya Türk TV'de İşte Kariyer programında sizlerle birlikte olacağım. Onları değil. Türlü olanaksızlıklar. Evet Şanzıman Hanım, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Sevgili izleyenlerimizden özür diliyorum. Bugünkü programa biraz geç katılmak durumunda kaldım. Annemin rahatsızlığı nedeniyle annemi hastaneye götürdüm. Çok şükür şu anda da devam ediyor tedavisi. Bu arada konuğumuz hazır. Tamam, bekletmeden hemen alalım. Alo. İyi günler. Sayın Müdürüm merhabalar. Hayırlı günler diliyoruz. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Sağlığınıza duacıyız. Sizler de iyisiniz inşallah. İyi bizler de Sayın Müdürüm, çok şükür. Allah'a emanet. Trakya Türk TV'de her sabah olduğu gibi bugün de izleyenlerimize Tekirdağ'ın sesi kulağı olmaya gayret ediyoruz. Öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Her gün sizden neredeyse buradan bahsediyoruz. Tekirdağ'da gerçekten çok başarılı işlere imza atıyorsunuz. Gerek kültür anlamında, gerek turizm anlamında. İsterseniz hemen şey yapalım Sayın Müdürüm. Şu anda durum nedir? İşte baharı yaşıyoruz. Bir festival var. Sizin tabii bir kiraz festivalimiz var. Yanı sıra sizin faaliyetleriniz var. Şu aralar neler yapıyoruz? Daha sonra bir iki soru da soracağım ben. Buyurun. Şimdi öncelikle size ve izleyenlere iyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Yarınki başlayacak bir etkinlikle hemen bilgilendireyim sizi ve sizi de davet etmiş olalım bu vesileyle. Buyurun. Artık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Hanımefendi'nin himayesinde her yıl artık Türk Mutfağı Haftası düzenleniyor 21 ile 28 Mayıs arası. Biz de Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak yarın saat 11'de Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezimizde hemen şey yapacağız, bir panel yapıyoruz. O panelden sonra da en seçkin geleneksel yemeklerimizi katılımcılara şey yapacağız, tadımlık tattıracağız. Aynı zamanda Trakya tabii, Trakya Kalkınma Ajansı orada coğrafi işaretli ürünlerle ilgili bir güzel bir gösteri yapacak, onları sunacak. Artı yarın saat 10 ile 12 arası Rumeli İskelesi'nde Süleymanpaşa Belediyesi'nin desteğiyle geleneksel en önemli çorbamız olan süzme mercimek çorbası bütün halka dağıtılacak. Ama bana göre en önemli etkinlik Perşembe günü saat 10 gibi Namık Kemal Üniversitesi'nde olacak. Coğrafi işaretli ayrı bolu tatlımızı da zihinleri açılsın, enerjileri yerine gelsin diye üniversite öğrencilerimize dağıtacağız inşallah. Böylece 3 güne yayılan bir etkinliğimiz var ama yarın Sayın Valimizin himayesinde ve katılımıyla üniversite hocalarımızın katılacağı bir panel ve arkasından da tadıma mutlaka sizi bekliyoruz. İnşallah. Efendim şimdi sorunuza gelecek olursak evet gerçekten Tekirdağ'da harika işler oluyor. Müthiş bir turizm haftası geçirdik. Şimdi belediyemizin yürüttüğü kiraz festivaline hazırlanıyoruz. Biz de paydaşlarından biriyiz. Bütün geleneksel sanatlarımızla, resim sergilerimizle, kütüphanelerimizle, her şeyimizle orada olacağız inşallah. İnşallah.
Yani belediye başkanımızın ifadesiyle 2,5 milyon civarında bir ziyaretçi ve turist bekleniyor. 4 güne yayılan bu etkinliklerde yani bu rakam çok abartılı bir rakam olmadığı kanaatindeyim. Çünkü güçlü sanatçılarla da destekleniyor ve hem kültür hem sanat adına da harika şeyler var. Etkinlikler var. Çok güzel etkinlikler var. Biz de bunun Türkiye Gelişim Ajansı ile paylaştık. Yerli ve yabancı medyada duyurulması ile ilgili TGA biliyorsunuz bakanlığımızın kurduğu bir teşkilat. Evet. Bunun dışında İstanbul turlarına, Tursav'a, İstanbul'daki kokartlı rehberlere Kiraz Festivalimizin duyurusunu şimdiden yaptık. Belki de sayı gittikçe artacak. Tabii biz aynı zamanda bu ayın sonu, Haziran ayının sonunda Lavanta günleri yapacağız. İşte bununla ilgili de Perşembe günü inşallah tüm Tekirdağ'daki lavantacılarla beraber ortak bir basın açıklaması yapacağız. Ve akabinde ayçiçek etkinliği yapacağız. Sonra bağ bozum etkinliği yapacağız. Böylece bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da Tekirdağ farkındalığını yaratmanın derdindeyiz. Çünkü Tekirdağ özellikle pandemi sonrasında oluşan ve gelişen turizm algoritmasında hak ettiği yeri almıştır. Özellikle ekoturizm, agroturizm ve doğal turizm tam da Tekirdağ şartlarına uygundur. Yani bir günde 4 mevsimi yaşayabileceğiniz İstanbul'a en yakın yer. Yani Ganosların tepesine çıktığınız zaman üşürsünüz, aşağıda denize girersiniz, dalış yaparsınız, sörf yaparsınız, yelken yaparsınız, paraşütle uçarsınız, harika coğrafi işaretli ürünlerini yiyebilirsiniz, onlardan faydalanabilirsiniz. Tarihi ve turistik özellikle olan yerleri var. İşte Namık Kemal Evi, Rakoçi Müzesi, Arkeoloji, Etnografya Müzesi, efendime söyleyeyim, tarihi camilerimiz var, yürüyüş yollarımız var. Burada motocross yapılıyor, efendime söyleyeyim, her türlü turizm aktivitesine müsait bir yer. İstanbul'a yakınlıkta en önemli avantaj, derdimiz ve kederimiz, keder demeyelim de derdimiz bu farkındalığı artırmak. Tabii sizin sayenizde. Şimdi Sayın Müdürüm, tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki geldiğiniz zaman Turizm Müdürlüğü'ne, buradaki Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, belki bilmiyorum fark ettiniz mi ama Tekirdağ turizm ve tanıtımları anlamında biraz yetersiz kaldı. Yani geçmiş yıllarda. Bunu neye bağlayabiliriz? Yani sivil toplum örgütlerinin daha mı çok taşın altına elini koyması lazım? Yerel yönetimlerin yani biraz daha bir destek veriyorlar mı size? Şu an ne durumda? Geçmişte bu ihmalkarlığı zaten görüyorduk. Şu an ne durumda bu noktada? Şöyle, yani bir kere pandemi öncesi ve sonrası diye ayırmakta fayda var ve ben geçmiş dönemdeki turizm müdürlerimizin ve yerel siyasi belediyelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşların da turizme yeterince destek verdiklerini düşünüyorum. Ancak dedim ya size, yani doğal turizm, agroturizm ve ekoturizm konuları pandemiden sonra daha çok gelişti ve yayıldı. Bakın bugün gastronomi... Onun etkisi var. Tabii. Bugün gastronomi birinci önceliği aldı mesela. Türkiye, dünyada en çok yapılan turizm faaliyeti kayak turizmi değil. Doğru. Deniz turizmi değil. Klimatizm değil. Ama gastronomi. Bizde ise bakın 2019'da bir tane coğrafi işareti Malkara'nın kaşar peyniri varken bugün köftemiz, Tekirdağ köftemiz, ayrabolu tatlımız, elbamız, bozamız, yaprağımız, yakında gelecek soğanımız, kirazımız, yani coğrafi çeper alacak. Böylece bu sayı artacak. Bu ise bir eser diyorum ben tabii bunlara. Evet. Bir unsurun coğrafi işaret alması farkındalık açısından yerli ve yabancı turistler arasında çok önem arz ediyor. O zaman iyi entegre olmak lazım bu sürece. Tam da bu. Yani bu doğal güzelliği siz yemekle birleştirirseniz ortaya harika bir turizm çeşitleri çıkar. Biz şöyle sesleniyoruz insanlara. Sabah gelin Tekirdağ'a. Tekirdağ'ın yerel ürünlerinden oluşan zeytinleri, peynirleri, reçelleriyle 4x4 bir kahvaltı yapın. Ondan sonra gezin Rakoçi Müzesi'ni, Arkeoloji Müzesi'ni, Namık Kemal Evi'ni, İbrahim Balaban Müzesi'ni, Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'ni, Rüstem Paşa Camii'ni, bunları gezin. Gezdikten sonra acıkın. Acıkınca öğleyin, Tekirdağ köftesi ve Hayrabolu tatlısı yiyin, enerji depolayın. Ondan sonra çıkın dağlara, dağlarda gezin, eğlenin. Ondan sonra gidin yamaç paraşütü yapın. Denize girmek isteyen denize girsin. Akşam da Marmara'nın en güzel balıklarına oluşan sofrayla karnınızı doyurun. Gitmek isteyen gider, kalmak isteyen de
Yani 1500 tane odamız var Tekirdağ merkezde, Süleymanpaşa'da. Toplamda 8000 küsur odamız var ilgelerinde. Oo, çok iyi. Doluluk oranları da oldukça iyi. Yüksek, evet. Tabii. Doluluk oranı oldukça iyi. Yani biz çağrımız buradır zaten. Evet. Günübirlik olanlar için, gerekse birkaç gün kalacaklar için her türlü turizm, ama her türlü turizme imkan sağlayan özelliklerimiz var bizim. Yani anlatmıyorum şimdi sadece Tekirdağ ili Tekirdağ merkezden ibaret. Değil tabii, sarayda mesela çok güzel, tabii. Ne güzel gezilecek yerler var. Ya gidelim işte manda yoğurduna coğrafi işaret almaya çalışıyoruz. Burada manda yoğurdu var, öbür taraftan saray bolet mantarı var. Evet. Bizim Kastro bildiğimiz Çamlıkoy Türkiye'nin en güzel plajına sahip. Orada da müthiş bir çalışma var şu an. İnsanlar 70-80 milyon para harcadılar. Orada bungalovlar, glampingler, klasik çadırlar, günübirlik yerleri yapılıyor. Bunun dışında oranın piknik alanları, mesire alanları oluşturuldu. Yani doğal turizme ve agroturizme uygun yerler var. Şimdi oranın bir uğraştığımız bir konu daha var. Oranın 54 tane mağarasını turizm açmak gibi bir gayretimiz var. Yani şeydeki, Kırklareli'ndeki Duknisa gibi turizm açmak gibi bir gayretimiz var. Yani turizmin her alanını ilimizin her yerine yaymaya çalışıyoruz. Mesela bakın bu Çorlu'da işte ne bileyim işte orada yerel oluşturulan işte Yılmaz Büyükerşen Balmumet Müzesi var, Çorlu Evi var, Fatih Camii gibi önemli bir unsur var. Bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Süleymaniye Camii var. Yani orada da yani daha çok kültüre dayalı bir turizm. Son zamanlarda Kapaklı'daki İkiz Göller, Kazak Gölü çok ilgi çekiyor. İstanbul'a yakınlığı vesilesiyle insanlar oraya ilgi gösteriyor, turlar düzenleniyor. Yani ilimizin her yerinde, her köşesinde farklı turizm çeşitleri var ve biz de bunları farkındalığını yaratmak derdindeyiz. İşte sizinle şu an konuştuğum gibi. Sağ olun. Başına yazdığım gibi. Ve en üst seviyede de değerlendirmemiz gerekiyor. Ya öyle yani Tekirdağ bunu hak ediyor ve evet, olması da lazım. Yani size bakın, Trakya Kalkınma Ajansı, üniversitemiz, büyükşehirimiz, ilçe belediyelerimiz ciddi destek de sağlıyor yani eğriye doğruya doğru. Yani bunu sormak istiyordum. Çok ama güzel. Bakın, o konuda bir koordine var mı? Var dediniz zaten. İlçe bakın, belediyeleri, il büyükşehir, valilik. En somut örneği söyleyeyim size. Buyurun. En somutu yarın yapılacak etkinlik. Yani Süleymanpaşa Belediyesi var, Büyükşehir Belediyesi var, Ticaret Odası var, Ticaret Borsası var, Lokantacılar Odası var, Trakya Kalkınma Ajansı var, biz varız. Efendim geçen aylarda yapıldı işte Turizm Haftası. Bütün o bahsettiğim unsurlar hepsi. Bakın, Turizm Gelişim Ajansı yani kısa adı TGA'nın her ilde yapılanması var. 13 tane ilde yapıldı bu yapılanma. Bir tanesi de biziz. Biz her ay düzenli olarak vali yardımcımız başkanla toplanırız, masaya yatırırız. Mesela gündemdeki konumuz şu anda Tekirdağ'ın kendine ait bir şeyi olsun istiyoruz. Master plan olsun istiyoruz. Mesela biz şu anda 2013-2023 Trakya Kalkınma Ajansı'nın yaptığı 3 ili kapsayan master planını uyguluyoruz ama artık değişen ve gelişen turizm algoritması kendi şeyimizi yapmamız lazım. Geçen hafta buna karar aldık. Önümüzdeki toplantıda bunun ayrıntıları netleştireceğiz. İnşallah Namık Kemal Üniversitesi marifetiyle de bunu yapmış olacağız. İnşallah. Anlatabiliyor muyum? Yani çok kurum ve kuruluşlar Tekirdağ'da ortak hareket ediyor. Biz şunu derne değiliz. O yapmış, bu yapmış. Ya kim yaparsa Allah razı olsun. Öyle. Turizm adına yapsın. Yeter. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Size ve Şazimen Tarım'a sevgiler, saygılar. İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Evet. İyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, ben gerçekten de mutlu oldum. Evet. En çok neye mutlu oldum? Koordine içerisinde burada işte kültür ve turizmi adına Tekirdağ'ın bütün unsurların bir araya geliyor olması ve beraber koordineli bir şekilde hareket ediyor olmalarından dolayı. Yani burada tabii ki işte bu. Yani bir milli birlik, beraberlik noktasında bütün siyasi unsurların, sivil toplum örgütlerinin, devletin işleyen mekanizmasının bir araya gelmesi güzel bir olay. Evet, özellikle kültürün devreye girmesiyle demek ki insanlar ayrışmıyorlarmış. Yani bizim günlerdir yaptığımız haber içerikliğinden şu şunu demiş, bu bunu demiş değil. Evet. Gerçek anlamda da kültür dediğin zaman, turizm dediğin zaman, evet, tarih dediğin zaman
veya diğer değerlerimize sahip çıkmak anlamında gerçekten birlik beraberlik içerisinde güzel şeyler yapılabiliyormuş. Bunun için de ben özellikle müdürümüze yine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Öyle güzel anlattı ki bir an sanki oralara gidip geldimmiş gibi yani hissettim. Ya gerçekten de Tekirdağ Turizm olarak Sayın Müdürümüzün de söylediği gibi Tekirdağ hem bir tarafıyla denizi var. İşte sahil turizmi yapabilecek potansiyeline sahip. İşte Marmara Yöresi'nden bir başlıyorsunuz. Şarköy'e kadar bir koridoru var değil mi? İç taraflarda da tarıma çok elverişli bir yer olduğundan dolayı yani her türlü şey bitiyor, bitki var. Bunun da meyvesi olan, ürünü olan işte bir gastronomi dedi ya Sayın Müdür. Evet. İşte Hayrabolu'ya gidiyorsunuz, Hayrabolu'nun tatlısı var. Tekirdağ'da köftesi var, peynir helvası var, zeytini var, kirazı var. Bir takım yani içecekler var. Yani biliyor musun? Büyükşehir Belediyesi var. Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki ilçeler var ve o ilçelere has özellikler var. İşte kesinlikle. Bu da güzel. Yani bozasıyla, köftesiyle, peynir helvasıyla, tatlısıyla, gastronomi de önemli bir turizm atağı olmaya başladı şu pandemi öncesi sonrası dedi ya aslında orada bir güzel bir mesaj vardı. Pandemi öncesi insanlar doğadan biraz uzaktı. Şimdi bir bakıyorsunuz işte raftingler yani doğayla daha barışık bir insanlar topluluğu oluşmaya başladı. Değerlerine sahip çıkan. Değerlerine sahip çıkan doğada işte daha çok zaman geçiren ve bundan faydalanılabilecek bir il olduğumuzu Sayın Müdürümüz söyledi. Çünkü İstanbul'a yakın olmamızın da büyük avantajını kullanıp burada her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek potansiyelimizin olduğunu belirtti ki öyleyiz. Bununla ilgilenen Sayın başta Kültür Turizm İl Müdürümüz Ahmet Hocaoğlu'na ve bütün kurum müdürlerine emeği geçen bütün siyasilere, sivil toplum örgütlerine, herkese de Sayın Valimize, yine başta olmak üzere üniversitemize, ticaret herkese olursa teşekkür ediyoruz. Var olsunlar, sağ olsunlar ve inşallah bu noktada Tekirdağ iyi bir şey yerlere gelecektir. Hak ettiği noktaya gelecektir. Birlik beraberlik olunca her şey güzel oluyor. Olmaz mı? Birlik beraberlik olunca tabii ki de olur yani. Bak sen yoktun. Evet. Benim pat diye bir geldim sen yoksun tek başıma geldim. Ya tabii ki olmuyor, eksik oluyor bir taraf. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi mu? İnsan alışılmışın dışına çıkmak insanları yalnızlaştırır. Önemli evet. Olan böyle iki elin bir araya hani diyorlar ya iki elin nesi var, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Üç elin, dört elin, beş elin biz bir ekibiz. Aynen öyle olmaz. Tekirdağ gerekir. Olarak da bir ekibiz. Biz de bu noktada Sayın Müdürümüze her gittiğimizde yanına her görüştüğümüzde biz de paydaşlardan bir tanesiyiz. Biz de Tekirdağ'da bu yapılanları anlatma, dışarıya aksettirtme. İnşallah yakın bir zamanda uydu yayınlarımız da başlıyor. Şu an IPTV'lerde, kablo TV'lerde, sosyal medyalardan yayın yapıyoruz. Ancak uydu yayını yapmamız da çok istenen, çok beklenen bir durum. Bu şekliyle de Türkiye'nin bütün illerine, Avrupa'ya da yayınımızı göndererek Tekirdağ'ın hatta Trakya bölgemizin daha fazla tanıtımına katkı sağlayacağımızı inanıyoruz. O yüzden bütün sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde biz de kendimizi oraya entegre edip inşallah elimizden geleni yapacağız. Ne yapalım hemen zamanımız az sosyal medyada tamam, bugüne olur, girelim mi? Olur. Serkan'cığım hazırsa sosyal medyada bugüne girelim. Sonrasında da sanırım şeyimiz İşin var. İlginç tarafı neydi biliyor musun? Şimdi senin sosyal medyandan okuyoruz ya her şeyi. Şimdi benim sosyal medyada hep nedense cenazeler, ölenler Allah rahmet eylesin ama gerçekten çok ilginçtir. Ben çözemedim halen. O da benim bir hayatım gerçeği. Benim sayfamda neden sadece onlar var onu bilmiyorum ki demek ki. Ya zaman zaman bizde de oluyor ama tabii biraz yok, sonra. Yok benim tamamen o Allah şekilde. Allah. Çok ilginç gerçekten. Yazık sana. Vallahi çok girmek istemiyorum. Çok üzülüyorum. Hadi Serkan'cığım. Evet. Evet. Sosyal medyada bugüne İsmail Paril'in bir yazısı dikkatimi çekti. Ondan başlamak istiyorum.
mutlu günlerde partizanlık bitsin. Geçtiğimiz gün, hatta dün yani, geçtiğimiz gün de değil, dün ben de davetliydim. Ancak annemin işte rahatsızlığıyla uğraştığım için biraz da İstanbul'a gittim, annemi aldım, bugün getirdim Tekirdağ. Burada devam edeceğiz biraz inşallah. Bence iyi olur burası. Aynen. Gidemedim. Bu düğüne gitmeyi çok istiyordum. Yani direkt davet etti Ercan Bey. Evet, bizim gittiğimiz yer. Evet. İsmail abi demiş ki, mutlu günlerde partizanlık bitsin. Akşam Kumbağa'da bir oteldeydim. Çok güzel bir düğün vardı havuz başında. Düğün sahibi Ercan Dalgıç hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Organizasyon dört dörtlüktü. Mimar damat Hamza ile Mimar Gamze çok mutluydular. Gözüme orada tanıdık 3-4 kişi ilişti. Bunlardan en heyecanlısı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'di. Nikah kıymaya hazırlanıyordu. Yuva yapanları severim. AK Parti Milletvekili Mustafa Yel nikah şahidiydi. Cüneyt ile merhabalaştık. Bana kırgın olduğu belliydi. Eski belediye başkanı Ahmet Aygün ile selamlaştık. Ercan oğlunun düğününe bazı CHP'lileri de davet etmişti. Göremedim. Olmadı bu işte. Hepimiz kardeşiz değil mi? Yani burada İsmail abinin anlatmaya çalıştığı, yani böyle bir nikahta davet edilmelerine rağmen bir tarafın nikaha katılıyor olması, bir tarafın katılmaması. Birkaç fotoğraf da verelim. Ya büyük Cüneyt Yüksel imzalarken. Cüneyt Yüksel'in nikah kıymasından kaynaklı diğer. Yani o çok yanlış bir şey. Yani normalde mutlu bir gün. Mutlu gününde insanların yani siyaseti alet etmesi, yani dini, ırkı alet etmesi. Davetliysen davet edildiğin yerden geri kalmayacaksın. İnsanların yani acı gününde ve mutlu gününde özellikle. Paylaşmıyorsan o zaman hiçbir şey paylaşma. Bir araya gelinmesi lazım ne olursa olsun. Yani şimdi mutlu günü, düğünü, bunu partileştirmemek lazım. Orada katılıyorum. Ve acı günü taziyesi var. Yani. İşte geçtiğimiz günlerde bir bizim Sayın Şerafettin Terzi'nin babası vefat etti. İşte cenazeye gelenlere baktığım zaman gerçekten de şey vardı. Yani bir kitlenin hiç göremediğim. Ya bu adam iyi kötü size yıllarca emek vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. Yıllarca sizde meclis üyelikleri yapmış. Bütün dağ, taş, dere, tepe dememiş. Tekirdağ'da neresi var, neresi yok, her yeri dolaşmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki o gün oy oranına önemli katkılar da sağlamış. Aday olduğu dönemlerdi. Öyle ya da böyle. Evet. Sonra haklı haksız bir sebeplerden ayrılmış. Olabilir. Ama o gün acı günü. Orada olunmalıydı diye düşünüyorum. Yani orada gelinmeliydi diye düşünüyorum. Yani bu iki gün herkes için. Bu konuda da gün. Şerafettin Bey'in vallahi bir şey dediğini de duymadım, billahi de duymadım. Yok, böyle bir şey söz konusu olmadı zaten. Demedi, ben de biliyorum. Ben buradan söylüyorum. Bence ahdi vefa olmadı. Aynen öyle. Yani şimdi düğün de mutlu günler de insanlar için, acı günler de insanlar için. Aynen. Bugün sen gitmezsen kimsenin düğününe ya da cenazesine, kimse de senin düğününe, cenazene gelmez. Gelmez o kadar. Yani mesele bu. Yani tamamen siyasi düşünmek ya da başka türlü düşünmek, ticari düşünmek, bunlar çok yanlış şeyler. İnsani değerlere ters şeyler. Aynen. Ve Tekirdağ Spor kadın futbol takımı. Evet, gideceğim, bir türlü gidemedim ya. Bugün git bak. İkinci lig bugün mü? Ne evet. Zaman bugün İkinci lige yükselmek için playofflarda dün oynanmış sanırım. Dün paylaşılmış ama bugün bitmiş olmasa. 1955 Batman Belediyespor ile karşılaşıyor. Saat 13'te. Dün oynanmış bu maç. Anladım. Merak ettim. Bir bakalım mı sayfasına gidip? Ne yapmış? Sivasspor'a bilgi verelim. Verelim hep erkeklerin maçlarını. Verilmiş mi ama? Değil mi? Bakalım sonuç verilmiş mi? Şampiyon Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Bey yayınlanmış galiba. Bu başka bir alanda. Evet. Daha maç yok sanırım bugün. Öyle mi? Tarih yazmıyor. Yazmıyor. Tarih yazmıyor. Bugün deniyor, başka bir şey demiyor ve sonrasında şey, paylaşım da paylaşım tarihi ne zaman? Kaç saat görünüyor? 22 saat. 20 o zaman geçmiş. 22 saat diyor ama sonrasında paylaşılan bir şey yok mu? Yok. Yok, sonrasında paylaşılan bir şey yok.
Demek ki kazanamadı diyeceğim yani. Çünkü yoksa şimdi manşet yapmışlardı. İnşallah sağlık kazanmıştır yine de. Diyelim. İnşallah da kazanmıştır diyelim yani. Net bir bilgi olmamakla beraber. Evet. Evet, Devrim Gazetesi en çok oy toplayan parti. Sen bugün okudun sanırım bunu. Tek parti İyi Parti. Evet, okudum. Demiş. Yapılan anketten bahsediyor. ORC'nin yaptığı araştırmaya göre. İşte Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti, AK Parti az bir fark, AK Parti az bir farkla ikinci parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de ciddi bir oy artışıyla şu anda %20'ler civarında. Meral Akşener de dünkü yapılan konuşmalarda biz %20'yi garantiledik diyor. Yani evet. İyi Parti %20 oy garantiledik diyor. Tabii seçime daha var ama mitingler yapılması bir şeylerin işareti. Biliyorsun geçtiğimiz gün cumartesiydi sanırım. Çok büyük bir miting vardı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de yaptığı miting gerçekten çok kalabalıktı. AK Parti'nin yine gençlik şöleni Adana'da yaptığı bir miting var. İyi Parti'nin keza öyle. Yani mitingler başladıysa seçim bir şekilde ucundan bucağından gözüktü. Öyle görünüyor. Öyle gözüküyor ama tarih yok. Yani net bir tarih yok. Net adaylar yok. Daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçi adayım gibi bir şey var ama söylevleri. Ama daha net değil. Kendi kendini ben adayım daha bir kez şeyden duymadık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan. Adayım dediğini. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak ortağının söylediği bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dediğini biliyoruz. Onun dışında da şu anda henüz daha Cumhurbaşkanı adayları daha belli değil. İkisi de belli değil. Ve üçü, dördü. Her an her şey olabilir. Olabilir. Bir kişi var tanıdığım ben adayım diyen. Adayım da değil, adayım diyen Yaşar Aydın. Evet, geçen programda aldığın kişi. Aynen, ben adayım diyor. Yoğun yani. Çalışmalarına devam ediyor. Bir yıldır diyor. Yani gerçek anlamda bayağı coşkuyla çıkıyor. Ya tabii ne, şimdi karıncaya hani örnek veriyoruz ya. Evet. Hac yoluna çıkmış olması. Niyet etmiş. Niyet etmiş yani, o yola çıkmış. Ben diyor, Cumhurbaşkanıyım diyor hatta yani. Aday olabilecek misiniz ki dedim. Çünkü 200 bin minimum oy şey alması lazım, imza toplaması evet. lazım. Ne 200 bini diyor. Her neyse, nihayetinde ben adayım diyor. Ama onun dışında ben adayım diyen duymadım. Millet İttifakı'nın da adayı belli değil, Cumhur İttifakı'nın adayı da belli değil. Olası bir ittifak daha konuşuluyor şu anda. Üçüncü bir ittifak. Belki oradan da bir aday çıkabilir, bilmiyorum. Bakacağız, bekleyeceğiz, Vatanımız, göreceğiz. Vatanımız milletimiz için hayırlısı en hayırlısı neyse olsun diyelim. Aynen. Cem Mustafa Erdurur, yarın da konu olacak şeyin, bizim Sinem Hanım'ın, işte kariyer programının, esnaf, Çorlu'da esnaf platformu sözcüsü. Orada esnaflar adına güzel işler yapıyorlar, takibinde bulunuyorlar, esnafların çıkarlarını gözetiyorlar. Sanırım birkaç sıkıntıları var Çorlu'yla alakalı, esnaflarla alakalı. Bu konuyla ilgili yarın İşte kariyer programının konuğu olacak Sinem Hanım'a Cem Mustafa Erdurur bir yazı paylaşmış. Bakalım ne anlayacağız. Dindar olduğu için artık ahlaka ihtiyacı kalmadığını düşünenlerin ve içki içtiği için kendini aydın sananların arasında delirmek üzereyiz. Aydın sanan yani bir taraftan dindar olduğu için ben dindarım ahlaka ihtiyacım yok. Diğer taraftan da alkol içki aldığından dolayı kendini aydın sananları. Yani içki içmekle aydınlık mı olur? Veya ben namaz kılıyorum bir ahlaka ihtiyacım mı yok? Çok güzel bir söz aslında. Evet, manalı yani içeriğini derin işlenebilir bir konu. Ya bu konu neye göre, kime göre onu da sormak lazım. Aynen. Yani medeniyet dediğin dişi kalmış tek canavar. Dişi kalmış canavar. Bu boşa söylenmiş bir şey değil bakın. Evet. Bu yüzyılı devirdik sanırım yani. Yüzyıla yakın bir zaman önce İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif orada ne güzel demiş yani. Diyor ki
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ya o kadar çirkin. Medeniyet dediğin. O taraftan, batıdan bahsediyor. Evet. Medeniyet dediğin, işte ne bileyim, alkol içmek veya açık saçık giyinmek ya da ne bileyim işte tabelana bilmem ne ismi yazmak, başka İngilizceden şuradan buradan serpme laflar söyleyerek ben işte entelektüel oldum demekle olmuyor. Evet. Bunu anlamamız lazım. Yani dış görünüşe, kıyafetlere, bilmem neye bakarak veya kullandığı argümanlara bakarak bir insanın entelektüel olduğu şey yapmaz. Efendim Serkan'cığım, yorum mu var? Evet, Halil Hocam. Yorum mu var? Halil Hocam yorum yapmış, şey mesaj yazmış. Değerli dostlar, iyi yayınlar. Tekirdağlı dost ve canlara selam ve sevgiler demiş. Daha sonra küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ölçülerdeki çapsız, çıkarcı, bölücü ve kavgacı bazı siyasi dolandırıcılar siyasetin mayasını bozuyorlar. İyi vay. Siyaset kirlenmeye devam ediyor diye bir yazı kim paylaşmış. Onu? Halil Hocam. Profesör. Selamlar Sayın Hocam. Profesör Halil Hocam buradan bizleri takip ediyor. Evet, İstanbul'da oturuyor sanırım. Aynen. Çok İstanbul'da değil, İzmir'de. İzmir'de. İzmir'e selamlar, saygılar, sevgiler. Sayın Hocam, dediğinize katılmamak mümkün değil. Yani bu sadece siyasette değil, birçok alanda ne yazık ki böyle. Ne yazık ki böyle. Aynen. Şimdi son zamanlarda bir de şöyle bir şey yapılmaya başlandı. Atatürk olgusunun üzerinden siyaset yapmaya başladı. Tüm siyasi partiler. Ya da işte geçmişte Osmanlı'nın padişahları üzerinden siyaset yapılmaya başlandı. İşte peygamber üzerinden. O başka bir şey. Yani hepsini. Yani şimdi kardeşim, Atatürk o dönemde yaşamış iyi bir lider, iyi bir asker, örnek bir insan değil mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Mekanı cennet olsun. Evet. Tüm şehitlerimizin, gazilerimizin o dönem bu vatanı bizlere bırakan, canı pahasına siperhane savaşan. Onlar geçmişte kaldı. Allah rahmet etsin. Ya, milli mücadele vermiş. Aynen. Yaşatacaksanız, anacaksanız, Atatürk'ü örnek alacaksanız, evet, yaptığı faydalı milliyetçiliğini, onun özverisini örnek alın. Yani Atatürk de Atatürk. Ya Atatürk'ü bırakın rahat ya. Ağzınıza bile almayın yani. O şekilde ağzınıza bile almayın. Aynen. Almayın ya. Bırakın ya, adam rahat uyusun ya. Bunu tüm siyasiler için konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Hayır, doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani dedim ya, dini işte siyaset içerisine, aynen, dahil etmek, Atatürk'ü dahil etmek. Yani değerlerimizi ne kadar kötülersek, ne kadar bozarsak o kadar biz kendimizi bozmuş oluruz. Biz çocukken kavga ettiğimiz zaman bir gücümüz yetmiyor ya karşıdakine. Bak abime derim ha. Evet. Abime derim. Babama söylerim ya da bilmem ne, şuna, buna derim, şuna derim. Gücüm yetmiyor arkadaşımı dövmeye. Evet. Şimdi partilerin birbirine gücü yetmiyor. Bak Atatürk'e söylerim ha. Atatürk'ün arkasında hemen bir sığınma var. Evet. Bırakın kardeşim ya Atatürk'ün arkasına sığınmayı. Ya da işte ne yazık ki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i çok beğenerek takip ediyordum. Hala öyleyim ama yani yaptığı açıklama hoş olmadı. Yani padişah, işte son güçlü padişah, son padişah değildi, Abdülhamit'in şeyinden olumsuz yönlerinden bahsetmiş diyelim. Çünkü inanamadım duyduğum zaman, evet, böyle bir şey. O da iyisiyle kötüsüyle rahmetli olmuş. Allah rahmet etsin. Hiç kimse kendi devamlılığını istemeyip de yanlış hamleler yapmaz. Yani bir Osmanlı'nın torunuydu. Hani bazıları diyor ya, Osmanlı bir aşiret devletiydi. Söylenenler var. İşte bir Osmanlı diye bir sülale var. Onun devamının, işte peki kendi sülalesine hizmet eden bir devletin yok olmasına kim rıza gösterebilir ki? Kim razı olur ki? Değil mi? Abdülhamit de o şeyin devamıydı. Şimdi bakın, Selçuklulardan tutun da günümüze, Osmanlılardan tutun, Cumhuriyet döneminden tutun bugüne kadar olan, yani o Türkmenlerin o filmlerini çeviriyorlar, halen yayınlıyorlar, dizi olarak veriyorlar. Yani bunlar kim? Bunlar, evet, Türk boyları. Bunlar bizim atalarımız.
onların yanlışlarını söylemek, onları irdelemek kendimizi küçültmektir. Aynen öyle. Yani biz, şimdi baban bir şey yapmış değil mi iyi kötü? Evet. Sen bir evlat olarak babanın yaptığı şeyin üzerine yanlışını değil de doğrusuna ne kattın, bu önemli. Kesinlikle. Sen almışsın sana Türkiye Cumhuriyeti'ni, yani kurmuş ve bütün anayasaların içeriğinde seçme ve seçilme hakkıyla sana bir hak vermiş ki mümkün olmayan, madem ki öyle hanedanlıktan bahsediyoruz. Senin yani cumhurbaşkanı olma, başbakan olma ya da meclise gelme ya da bir yerde yetkili olma imkanın yokken sana o özgürlüğü tanımış bir lider var ve sen tutuyorsun o lideri kötülüyorsun. Yani aslında o zaman bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz mi diyorlar. Evet. Şimdi insanlar ne kadar karşıdaki insanın, ben senin basit örneğini söyleyeyim, senin ne kadar değerini düşürsem yanında arkadaşımsın. Söyle bana arkadaşını, söyle kendini kim olduğunu, kendimi düşürürüm. Seni ne kadar yüceltirsem kendimi o kadar yüceltirim. Doğru mu? Evet, mesele bu şekilde davranmak lazım. Sen ne yapıyorsun? Siz siyasetçi olarak bu ülkeyi yöneten liderler olarak ne yapıyorsunuz? Biz onu merak ediyoruz. Bırakın Atatürk'ü, bırakın Osmanlı'yı, bunları biz biliyoruz zaten. Bildiğimiz şeyleri bize ısıtıp ısıtıp getirmeyin. Yani onlar üzerinden siyaset yapmayın en azından. Muhalefet İsveç ve Finlandiya konusunda hükümete destek verdiğini söylemeliydi. Kazanımlar köşeye sıkıştırma sırasında olur. Hasan Erge. Burada söylemek istediği şu, diyor ki yani muhalefet, biliyorsun Finlandiya ve İsveç NATO'ya tam üye olabilmek için müracaat ettiler. Türkiye de hayır dedi, siz teröre destek veriyorsunuz, bu yönünüzde biz sizi kabul etmeyiz. Terör örgütü PKK'ya açıktan destek veren İsveç ve Finlandiya burada Türkiye'nin engellemesiyle karşı karşıya. Bu noktada diyor Hasan abi, muhalefet bu konuda diyor destek olmalıydı. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve hükümetine bu konuda destek veriyoruz. Finlandiya ve İsveç teröre destek verdiği sürece NATO'ya üye olmasınlar demeliydi. Bence de doğru. Birçok ülke veriyor aslında. Neyi sadece veriyor? Sadece bunlar değil. Yani o tarz verenler zaten destek veren birçok Amerika'sından. Ya şu anda yani NATO'nun %80'i zaten. Belki %100'ü destek yani veriyor. Çoğunlukla bizi gerçek anlamda bitirmeye çalışanlar Avrupa ülkelerinin çoğunda bu sistem üzerinde yani yapılıyor. Ne yapalım? Onlar destek veriyor diye. Yani. Bunları da mı alalım NATO'ya? Bence doğru yapıyor şu an hükümet. Hem diğerlerine de... Bunlar için söylemiyorum. Yani genelde bütün hepsi aynı durumda. Araştırma. Ben bir o dönem bir bakanla görüşmüştüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tespit ettikleri 60 tane ülke destek veriyor diye doğrudan veya dolaylı. 60 ülke. Yani. Say bitmez. Aynen. Şu da mı, bu 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 da mı, Araplarından bilmem neresine kadar. Şimdi çok ilginç bir noktaya yani, geldim biliyor musun? Nereye geldin? O kadar 60 tane demiş ya, o kadar düşmanımız varken biz kendi içimizde niye bu kadar kapışıyoruz acaba diye düşünmek lazım. Ya zaten bizi yıkmaya, bir kaşık suda boğmaya çalışan ülkeler varken, yani kendi iç yapımızda birbirimize uğraşmanın anlamı ne? Değil mi? Yani öyle. Yani birlik beraberlik içinde olup ülkeyi kalkındıracağınız ve düşman çatlatacakları yerde düşmanların ekmeğine yağ sürmek kimin yararına, kimin faydasına olduğunu buradan sormak lazım diye düşünüyorum. Evet. Mustafa El böyle ne bu? Portakal mı? Bahçesini göstermiş galiba. Domatesler sanırım değil mi? Domatese benziyor, evet. Evet. Şu fotoğrafları bir getirelim bak. Evet. Yeni yılın ilk meyvesini almış. Yeni yeni şey yapmışlar. Sera kurmuş. Ne kadar güzel bak. Kiminmiş bakalım bahçe? Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu Müdürü Sayın Oktay Kaplan'ı ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında Çorlu ilçemizde örnek ve uygulama okulu seçilen ortaokulumuzu ziyaret ederek müdürümüzü yapmış olduğu çalışmadan ötürü tebrik ettik demiş. Ne güzel, bir okul aracılığıyla okul müdürü yapmış ve öğrencilerle evet, evet. beraber yapılan bir çalışma, işte ne kadar güzel. Tabii ki yani çevre dostu için. Çocukların tarımla, toprakla uğraşmasını, bir şey üretmenin vermiş olduğu mutluluğu beraber paylaşmak ne kadar güzel bir şey. Aynen. Müdürümüzü biz de tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.
altılı masanın hükmü kalmadı demiş Yeni Şafak gazetesi. Tabii kendi siyasi şey bakış açısıyla söylüyor. Ben o sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. İki tip gazeteyi, iki tip televizyonu ne okuyorum, ne seviyorum, ne de izliyorum. İsim vermek istemiyorum buradan ama bazı yani doğrudan muhalefet, diğer tarafta doğrudan diğer tarafa muhalefet. Doğrudan yani ortası yok. Olmuş mudur sorgulamaları da yok bunların. Yani izliyorum kanalları, bu iki tip kanalı. Bir tarafta ölmüşüz, bitmişiz. Türkiye bitmiş, batmış. Artık yok, çaresiziz. Ya o kanalı okuduğum zaman, izlediğim zaman bütün şeyim bitiyor. Enerjim tükeniyor. Psikolojim bozuluyor. Yani gerçekten. Doğrudur. Diğer tarafı izliyorsun. Hiçbir şey yok. Güllük gülistanlık. Her şey yolunda. Her şey lay lay lom. Hiçbir problemimiz yok. Ama gidiyorsun, hiç de anlatıldığı gibi değil piyasada konuşulanlar. Tamam, ölmedik bitmedik elhamdülillah. İyiyiz ama o kadar da problemsiz, sıkıntısız değiliz. Şimdi hangisine inan? Ona mı inan? Buna mı inan? En iyisi ikisine de inanma. Ben ikisine de inanmıyorum da izlemiyorum da. Ha diyeceksin, izleyecek kanal bulabiliyor musun televizyonlarda işte şey yaparken? Vallahi bakıyorum bazen. Eski Türk filmlerinden buluyorum, Kemal Sunal aynen falan. Ben de öyle çizgi film seyrediyorum, belgesel seyrediyorum. Belgesel de izliyorum. Ya diyorum en azından biraz şöyle bir şey olalım. Ya işte bugün Tekirdağ'da okuduğum haberler içerisinde ekmeğe zam geldi diye yazıyor yine. Düşün. Allah yesin. Yani gerçekler var. Yani bu vatandaşa yansıyor sonuçta. Evet. Ya tamam, şu anda... Ciddi manada ekonomik olarak Türkiye'de sıkıntılar var. Ha, hükümetin bu konuyla alakalı çalışmaları da var. Onu da biliyoruz. İşte EYT'lerle falan, ek göster 3600 ek göstergelerle ilgili veya bazı piyasayı, ekonomiyi rahatlatmak adına yapılan çalışmalar var. İnşallah biz bu badireyi de atlatırız. Bak ben kaç tane şey gördüm. Ekonomik krizler, işte şeyin Başbakan olduğu dönemden Tansu Çiller'in devalüasyon oldu biliyorsun. O dönemi de yaşadık. Bir sürü krizlere denk geldik. Ama şu günkü kriz gibi ben bir kriz hayatımda görmedim. Belirsiz bir kriz var. Bugün aldığınız bir şey yarın ne olacak belli değil. Yani her gün zam var. Her çok gün bir zam var. Çok basit bir şey söyleyebilir miyim şu an bu aşılama böyle söylemek istediğim bir şey? Evet. Şimdi normalde hep vatandaşa diyorlar ya yastık altındakilerini çıkarın diye. Evet. Hep vatandaşa dediler ya, bir ara yaptı, bütün herkes götürdü işte takılarını, altınlarını falan verdiler devleten destek olmak adına. Ya biraz da kaç tane milletvekilimiz var? Yani maaşlarını almasınlar bir ay, hibe etsinler, bir de böyle bir milletvekili görelim, bakan görelim. Yani siyasetçiler feragat etsin, bir maaşını versin bu devlete, bu millete de diyelim ki ya gerçekten bu devleti, bu milleti seviyorlar. Evet. Bak bizim yapmamız gereken, biz bir kuru ekmeğe şey yapıyoruz, tamah ediyorsak bunlar da bir en azından bir aylık maaşlarına feragat edip de bu ülke için kullanıyorlar diyebilelim. Var mı öyle baba it? Evet. Var mı? Maalesef. İşte. Sorun orada. Onlar maaşını alacak, onlar lüks arabalarla gezecek, her gittiği yerde bedava geçinecekler diye kambur sırtımızda biz taşıdıkça taşıyoruz. Vergi ver, aldığımız maaş elimize kalmıyor, cebine girmiyor. Vatandaşın cebine girmiyor aldığı maaş. Evet. Evet. Saatlerimiz 53 geçiyor. Son 1-2 dakikamız kaldı. 2 dakikamız kaldı. Serkan'cığım şey hazırsa onları girip onunla da programımızı noktalayalım. Röportajlarımız, sokak röportajlarımız. Yani gündem test sorularımız. Evet. Hazır mı? Hazır. Biz buradan vedalaşalım. Tamam. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa yine ben burada olurum ama olamasam da Şazimet Hanım sizinle birlikte olmaya devam edecek. Hepinize mutlu, huzurlu bir hafta diliyoruz. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Evet, bu temenniye katılmamak bence haksız. Tekirdağ Süleymanpaşa Değirmenaltı Mahallesi'ndeyiz. Vatandaşlara işsizliğe nasıl çözüm bulunabileceğini sorduk. Çözülmez gibi duruyor.
Devlet çözüyor hanımefendi. Yani öncelikle iktidarın çözümlenmesi gerekiyor ki ondan sonra işsizlik çözümlensin bence. Galiba bu şekilde çözülmez gibi düşünüyorum. Ama gençlerin önü açılmadığı sürece bu işsizlik sorunu şu şekilde yani bu şekilde çözülmez yani. Vallahi ben şimdi emekli adamım, tamam mı? Bana yetmiyor. Her gün çorba, kuru fasulye yemekten bıktım. Artık derdimize bir çare bulun vatandaş. Ya bence bu saatten sonra biraz zor ya. Çünkü ekonomi gerek ülke sıkıntıları. İşsizlik çok çünkü çalışmak isteyen çok. Zaten Türk milletinden çok yabancı millet çalışıyor ülkede. Bizden yapacak bir şey yok. Bir şekilde işimizi buluruz inşallah. Daha uygun, daha düzenli hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitim seviyesinin, eğitim kalitesinin daha da arttırılması gerektiği fikrindeyim. Merhaba gençler. Türkiye'deki işsizlik sorunu sizce nasıl çözülür? Çözülmez. Yok. Çözülmez. Daha farklı yöntemlere başvurmamız lazım. Yani bu şekilde bir süreçteyken, bu kadar kötü durumdayken yani hala saçma salak yerlere bir harcamalar yapılırken ve bizim vergilerimiz artarken hiçbir türlü bizim önümüz açılmayacak zaten. Hani artık yeni gelecek isimleri bekliyoruz diyelim biz. Yabancıyım acaba anlatabilir miyim? Bosna Hersek. İşsizlik mi dediniz? Evet, işsizlik. Çok zor. Çok zor. Ben öyle düşünüyorum. İndirsin fiyatları. Herkes normal yaşarsın ama şimdi biliyorsunuz binlerce çalışıyor asgari ücrete değil mi? Evet. Çocuklar var çok evde, kira var. Annesi çocukları bakıyor nasıl geçinecek o? O adam nasıl geçinecek? Her zaman düşünüyorum onu. Allah yardımcı olsun. Niye bu böyle fiyatlar böyle yüksek? Kimse düşünmüyor millet için. Çok ayıp ve günah. Çok. Vallahi hiç çözüleceğini sanmıyorum. Türkiye'de yani çözülme pek mümkün görünmüyor şu anda. Bilmiyorum hani nasıl diyeyim bu konuda hakkında bir düşüncem yok da şu anda. Ya ne bileyim hani çok dış taraftan gelenler var. Hani çok özel şirketler falan düşük maaşa çalıştırıyorlar. Mültecileri falan. Hani buna bir çözüm getirmesi lazım bence. Çözülemez herhalde. Hükümetin değişmesi lazım. Yani şu anda gerçekten... insanlar çok zor durumda. Siz Tekirdağ'ın en güzel mahallesine gelmişsiniz. Şöyle bir Aydoğdu Mahallesi olsun, Çınarlı Mahallesi olsun, Yavuz Mahallesi olsun bir gitseniz, bir görseniz şu rezilliği görebilirsiniz. Tekirdağ'ın en zengin, en lüks mahallesi burası. Aynı zamanda özellikle yarın gitmenizi istiyorum. Perşembe pazarına bir gidin. Pazar bittikten sonra insanlar çöpten yiyecek topluyorlar. İnsanlar çöpten yemek topluyorlar. Şu anda gerçekten çok kötü bir tablo içindeyiz. Ama gerçekten kötüyüz. Kötüye gidiyoruz. Enflasyon çok kötü. İşsizlik dehşet derecede yoğun. Ve şu anda değirmen altında yaklaşık 150-200 tane kafa var. Çalışanların hepsi üniversite öğrencisi. İş yok. Ve seneye de kota yokmuş galiba. Baraj kalkıyormuş. Seneye de burası daha kötü olacak. Şu an değirmen altı Tekirdağ'ın en lüks mahallesi. Siz başka mahalle gittiğiniz zaman zaten benim dediğimi ne demek istediğimizi anlamış olacaksınız. Ya bence bu kadar fazla üniversite açılmamalı. Çünkü insanlar, mezunlar arttıkça işsizlik artıyor. Ve fabrika çalışmalarını arttırmaları gerekiyor. İşte tarım çalışmalarını arttırmaları gerekiyor. Bir sürü ziraat fakültesi mezunumuz var ama hiçbir tarlada bir ziraatçımız yok. Ya da bir sürü fabrika açığımız var ama hiçbir işçimiz ya da yönlendiricimiz, makine mühendisimiz fabrikalarda çalışmıyor. Çoğu üniversite mezunu BİM'de A101'de çalışıyor. Ya da çok fazla öğretmene ihtiyaç var. Mesela bir müzik öğretmeni din dersine girebiliyor, matematik dersine girebiliyor. Bu istihdama gidilirse bu açıdan düzeltilebilir diye düşünüyorum.